Asiye teyzemizi bekliyoruz. Mehmet Geçgel o heyecanı bize yansıtıyor. Yansıtmaya da devam edecek. Mehmet, seni dinliyoruz. Evet Salih Naima, bu noktada Asiye Sümbül için artık sona gelindi. Tamamen bu noktadan çıkarılacak. Artık alt kısımdan alındığını ben gördüm. Yukarı doğru çekiliyor. Ekipler tarafından titiz bir şekilde gerçekleştirilen çalışma neticesinde Asiye Sümbül, 67 yaşındaki teyzemiz, Asiye teyzemiz enkaz altından 92 saat sonra sağ olarak çıkarılacak. Bu noktada heyecan, elbette ki hepimiz heyecanlıyız. Nefesler tutuldu. Asiye Sümbül'ü bu noktada herkes bekliyor. Onun enkaz altından kurtuluşuna tanıklık edeceğiz. Bir yandan da bu noktada insan zinciri, koridor oluşturulduğunu, ambulansa kadar koridor oluşturulduğunu görmek mümkün. Jandarma arama kurtarma ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Onu o noktadan çıkarabilmek için gerçekten bu noktada adeta iğneyle kuyu kazdılar. İlerleyebilmek adına ilk üstten açılan o yaşam tüneli bir kolona çıktı. Şu anda da sedyeyle yukarıya alınıyor. Evet, şu anda çıkarıldı. Asiye Sümbül şu anda enkaz altından kurtuldu. 92 saat sonra mucizenin adı Asiye Sümbül. 67 yaşında kendisi, 67 yaşındaki Asiye Sümbül'ün çocukları bu noktada bir an olsun enkaz altından ayrılmamışlardı. Arama kurtarma ekipleri onun için mücadele ediyordu. Onu oradan çıkarmak için büyük bir sevinç var şu anda bu noktada. 92 saat sonra enkaz altından kurtuldu Asiye Sümbül ve şu anda Asiye teyze de bulunduğu o karanlıktan, o noktadan, moloz yığınlarının altından ekipler tarafından çıkarıldı. Ambulansa şu anda elden ele taşınıyor. Bu noktada arama kurtarma çalışmaları saatlerdir devam ediyoruz. Sevinci, alkışları görüyorsunuz. Tekbir sesleri yükseliyor. Sizler de şu anda Asiye Sümbül'ün ambulansa doğru taşındığını görebiliyorsunuz. 92 saat sonra yaşanan mucize, 92 saat sonra gelen güzel bir haber. Umutlarımız hala var. Enkaz altındaki diğer vatandaşlarımızın da yaralı olarak ve bir an önce sağ salim olarak çıkarılmasını temenni ediyoruz. Onlara da bir an önce ulaşılmasını temenni ediyoruz. Elbette ki enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ekipleri bu noktada saatlerdir çalışmalarını yürütüyorlardı. Ve burada tekbir seslerini görüyorsunuz. Şu anda ekiplere bakın. Ekiplerin mutluluğuna bakın. Kameraman arkadaşım bir kez daha göstersin. Mutluluk bu noktada var. Evet, şu anda görüyorsunuz ekipleri de. Kameraman arkadaşım o noktadan benimle birlikte gelebilirse jandarma arama kurtarma ekiplerine doğru ilerleyeceğim. Onlarla da görüşmek istiyorum. Hemen onlara da soralım. Telefonla görüşmüşler. Efendim. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Neler söylersiniz? Bir canlımız daha var. Tepki aldık. Orada mı var? Başka evet. Bir noktada. Başka bir noktada canlı daha var. Evet, şu anda bir canlı vatandaşın daha olduğunu müjdesini aldık aslında. O noktaya doğru gidiyorlar. Hiç de vakitleri yok. Çünkü hiç kaybedecek vakitleri yok. Bir an olsun onu da oradan çıkartmak istiyorlar. Şu anda Asiye Sümbül'ün ambulansta ilk tedavisinin, ilk müdahalesinin yapıldığını iletebiliriz. Ve dakikalar sonrasında da ambulans hareket edecek. Hastanede tedavi altına alınacak. Çocukları bu noktadaydı. Ekiplerin mutluluğunu sizler de şu anda görüyorsunuz. Burada büyük bir sevinç var. 92 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkarıldı. Yine ekipler bu noktada, onlar da mücadele etmişlerdi. Onlar da bu noktada, siz neler söylersiniz, sizden alalım. Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Allah'a hamdolsun. 84 saat sonra çıkarttık. Her şey için bütün kardeşlere teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen bütün dostlara sağ olsun, var olsun. Siz orada çalışırken artık böyle zaman kavramı da size böyle 92 saat oldu. Vallahi zaman kavramı yok. 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 Hiç durmuyorsunuz. Hiç durmuyoruz, Allah'a hamdolsun. Durmak yok. Yola devam Allah'ın izniyle. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Siz neler söylersiniz? Yani, uğraştınız, mücadele ettiniz jandarma arama kurtarma ile birlikte. Öncelikle emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Gerçekten burada Türk halkının ciddi dayanışmasını gördük. İnsanların birbirine olan anlayışını gördük. Yani Yüce Allah'ın bir mucizesi bu. Gerçekten emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Çünkü 80 küsur saate rağmen teyzemizin bu şekilde çıkması gerçekten bizi çok duygulandırdı. Buradan emeği geçen bütün arkadaşlara, ekiplere, askerlerimize, sağlık görevlilerinin tamamına teşekkür ediyoruz.